Herkese merhaba arkadaşlar. TBaby in Yellow'un yılbaşı güncellemesine hepiniz hoş geldiniz. Yılbaşına girdim bir başına. Oyun başlıyor şu an. Baksanıza. Aa! Amına koyayım, yıla bununla girsek yılımız hayırlı mı geçer? Tipine bakın. Esekin! Arız ananı kuzunu sikerim. Bak da başlamışız. Da yeni başlamışız, sakin. Bakalım nasıl bir güncelleme almış bu velet yılbaşında, bizden neler isteyecek? Yine bakıcılık yapacağız. Şeytan uşaklığını yapıyoruz resmen ya. Tövbe estağfurullah. Tepede siyah yıldız, aşağıda beyaz bahçe. Çocuk kardan yapılmış bir adam istedi. Evet, başlıyoruz. Bu bahçeyi hatırlıyor musunuz? Bu bahçede başımıza neler neler geldi. Hemen arkadaşlar, kamerayı biraz aşağı aldım. Bakın ne yazıyor. Merak dolu bir Noel. Bir kardan adam yap, kar topla ve yuvarlayarak vücut yap. Kardan adam istiyor bizden bebek. Bebek kendisi yok. Nerede bu? Onu kafa atarım ona. Manzara ne güzel olmuş lan. Sabah olmuş, gün doğmuş, her tarafta karlar. Kardan adam yapalım ona. Kardan adam yapmak için önce bir kar topunu alıp yere atıyoruz. Sonra da yuvarlıyoruz hunharsızca sonsuza dek. Evet, bu taktikle çocukluğumdan beri kardan adam yaptım, doğrudur. Dur lan! Amına koyayım. Tabii bizim buralarda kar topu uzay boşluğuna düşmüyor. Bunu yuvarlıyoruz. Bunun matematikte ismi şey, bunun trigonometri ismi. Aha da bayağı büyük oldu arkadaşlar. Bizim bebeğin 2-3 kattan bu kadar yeter. Kardan adamımızın ayakları hazır. Karnını koyalım. Şurada da bir taş yağı. Ama ben anlamadım, bu kardan adamların niye taş yağı ve yarra yok. Şimdi kardan adamın kafası için de bir kar topu alıp yuvarlayalım. Kardan adamda bile kafa var, bu kötü yorum yapanlarda yok. Kötü yorum yapanlara yine geçirdi. Tamam. Aldık bunu. Şuraya koyalım. Kafası. Oh my god. Benden yakışıklı oldu. Şimdiden benden yakışıklı. En azından suratı düz amına. Burnu. Burnu çok doğal. Organik ve havuç. Şimdi arkadaşlar kollarını koyalım. Bir yanda minnak bir kol. Çok sevimli. Öbür yanda da tırmık. Baksanız arkadaşlar, şu kolu minnacık, yumuşacık, sevimli. Bu kolu ölümcül. Bununla herhalde dostlarını sevecek. Bununla düşmanlarını sikecek. Öyle bir kardan adam. Şimdi başka ne yapabiliriz? Bir tane atkı boynuna geçirelim. Soğuktur. Bu ne lan? Şapka. Kardan adam mı yapıyor? General mi yapıyor? Belli değil amına. Başka ne eksik? Çubuk. Çubuk. Yarrağını mı yap? Aha da yarrağını. Yarrakstan. Reis kaç santim? 1.25'i var ha? Atkısı tamam. Ben bile atkı giymiyorum amına. Hepten marka giyiniyor bu ha. Taşakları eksik. Yeni fark ettim. Taşakları eksik. Bir parça kömür alıp taşaklarını yapalım. Bir tane buraya. Öbür taşağı daha büyük olsun. Bir tane buraya. Taşak. Neyse, kahpelik yapmaya gerek yok. Düğmelerini ilikleyelim arkadaşlar. Her normal insan yaptığı gibi. Taşları yerleştiriyorum. Benim kardan adam otistik galiba. Şimdi bunun gözünü, kaşını ve dudaklarını da yapacağız arkadaşlar. İlk önce gözünü koyalım. Boncuk boncuk gözlerin. Sevdamı sana gizlerim. Eğer benle yatmazsan ananın namını dizlerim. Gözleri biraz yamuk mu oldu? Bana mı öyle geliyor? Ama bence bak, bunun gözleri normal değil ama buna böyle bir karakter. Biliyorum gözleri yamuk oldu ama şu bakış ona sinirli ve havalı bir şey kattı yani. Kaşları eksik. Bir de kaşlarını yapalım. Evet, kaşlar bir erkekteki en önemli şeylerden biridir. Kızlar zaten kaşlara çok önem verir. Ben öyle duydum. Hemen süsleyelim kaşlarını. Çatık kaş. Kalın kaşlım, sevdalı gözlüm. Tek kaş olarak çiziyorum bunu arkadaşlar. Çünkü kardan adam kafere nasıl gitsin amına koyayım. O yüzden kaşlarını alamaz. Kardan adam tek kaş çizdim. Ağzı eksik. Ağzını da yapalım. Nasıl yemek yiyecek bu zavallı? Yukarıdan kızgın, aşağıdan mutlu çizeceğim. Ben de öyle bir psikopatım. Hayt, yedi. Ne kadar da yakışıklı oldu. Şu çavuşuyla etkilenmeyeceği hiç kimse yok. Bu kadar yeter bence, destansı durdu. Şimdi bunun fotoğrafını çekelim. Önü açılıyor gibi. Açılıyorsa açın amına koyayım, her şeyi ben mi yapayım? Bunu bebeğim. Ya bebek! Orospu çocuğu. Bak hele. Ben de diyorum, bu götüren nerede? Bizimle yine taşacak geçiyor. Gel kar topu savaşı. Amına koyduğum çocuğu, ben senden daha büyüğüm. Orospu çocuğu. Tipini siktimin maymunu. Seni ben çizdim lan. Lan seni ben yaptım lan piç! Bana mı meydan okuyorsun? Nerede o? Orospu... Oha, kaç tane elim var yarram? Ulan kendimi kel olandaki korkuluk gibi hissediyorum. Bu ne amına koyayım böyle? Seri seri atışlar atıyor. Kafasına... Ölüyorum. Ölüyorum çok seri.
Oğlum bunlar kar topu da inanılmıyor ki. Dostça kar topu da inanılmıyor. Bu insanı öldürmeye çalışıyor kar topunda bile. Değmiyor ki. Değmiyor, değmiyor. Bir tane daha vurdum. O bir tane daha yerse geberir adam. Kafasını. Oh be. Rahat dur amına kodumun çocuğu. Hoş. Zaten bir şekil geri gelmeyi bulur. Sihirbaz orospu çocuğu. Hiç özlememişim lan bunu. Her yerden fışkırıyor amına koyayım. Neyse bunun fotoğrafını çekelim. Yakışıklı kardan adam mı ne yaptı piç. Nerede? Bak hele. Bunu uzaya atıyoruz geri geliyor. Ne bence ne pislik bir bebek. Hoş. Evet. Fotoğrafımızı geri çekelim. Peynir ya da havuç ya da daşağına kurban. Asiktir, fotoğraf çekince gördün mü kardan adam birden kızgın oldu ha. Şimdi bu fotoğrafı odada çıkaracağım arkadaşlar. Karanlık oda denen bir oda varmış. Kardan adamın fotoğrafını çıkaracağız. Ya uf, bu eski bir fotoğraflar da var ya. Yarrak gibi çekiyor insan. Karanlık oda nerede abi? Girdik içeri. Karanlık oda dedim bura mı? Burada fotoğrafı basacağız. Ben burayı hatırlıyorum. Aynen daha hatırlıyorum. Hiç güzel bir bölge değil bura. Bir daha takalım filmi. Ne oluyor dayı? Deprem oluyor. Ya böyle makineyi sikim. Bakayım fotoğrafa. Aa şeytan. İçine şeytan kaçmış. Orospu çocuğu. Boşuna bunu ben tek kaş yapmadım ki. Ama taşaklarında bir değişiklik yok. Sadece fotoğrafta daha şeytani çıkmış. Beni güzel çekmiyorsun diyen arkadaşımın verdiği poz. Gidelim. Bebek sen ne yapmışsın lan burada? Buraya bir sofra koymuş. Uzaylı sofra kurmuş. Seninle yılbaşı yemeği mi yiyeceğiz? Yılbaşı, yılbaşı seninle çok güzel. Yılbaşı, yılbaşı ben bebeğimi çok seviyorum. Boş bir biberon al. Ben yemek yiyeceğim o yılbaşında da biberon yiyecek. Çünkü o ne her ne kadar şeytani olsa da bir bebek. Ya bunun sütü nerede ya? Buna süt getirelim dolaptan. Oğlum madem bu tek süt yiyor bu dolapta niye o kadar ıvır zıvır var? Aha da süt. Koyalım. Bibiş, sütün hazır. Hem de sıcak. Soğuk kış günü sıcak süt en sevdim. Yedi gibi yine sıçıyor. Yedi salise sıçıyor. Dönüştürücü, fabrika. Ulan seninle mükemmel bir akşam yemeği yiyecektik böyle uzun bir sofrada. Sen yediğin gibi sıçtın, sofrada sıçtın. Hiç görgü kuralları bilmiyor ki. Bunun altını değiştirelim. Bir yemek yedirmedi amına. Yuh. Yemeden sıçıyor bak da. Ağzındayken sıçıyor. Nasıl bir metabolizması var bu çocuğun ya. Böyle insanlar kilo almıyor. Bunun alt değiştirme masası neredeydi ya? Burası. Dur lan dur. Ya oğlum sen şu an altına sıçmış bir şekildesin. O bakış ne lan? Yani şu an rezil bir durumdasın. Utanacağına ile bana gülümsüyorsun. Buna Noel kıyafeti giydireceğiz. Sen orada bekle bir yere ayrılma. Senin yılbaşı kıyafetini alıp geliyorum. Kırmızı Noel kıyafeti, Noel baba kıyafeti. Bir sıkıntı çıkmazsa bu büyülü evde alıp gelin. Ya kardan adam orospu çocuğu sen 50 derece evde ne işin var? Çıksana dışarı siktir git. İçeri girmiş ha. Nasıl erimiyor acaba? Bu Noel kıyafeti nerede? Bu ne kadar sıkıntılı bir çocuk. Bütün eşyaları değişik değişik. Peluş. Allah'ın belası. Oyuncağı bile veba doktoruna benziyor. Tamam. Noel kıyafetini getirdim. Yuppi. Keltoş. Kelini siktiğimi. Al gi bunu. O kelini gizle. Utanmaz herif. Tamam mutlu oldu. Şimdi sen burada bekle ben... Hindi pişireceğim bir daha. Yemek daha hazırlanmamış arkadaşlar. Bu hindiyi benim pişirmem lazım. Bu fırına veriyoruz. Bu fırının ayarı yok. Atıyorum rastgele çekiyorum amına. Evet. Gelinimi mutfakta. Kapıya bakayım. Yemeğimi pişerken. Ne kadar mutluca yaşıyoruz. Bu bebek niye kuduruyor acaba ya? Ben bir kargo falan da sipariş etmedim. Bu kim? Hayrola? Evlat çekil. Biri ateş edebilir. Kim o? Açmam ki. Kim o beyefendi? Kapıyı açsana. Neyse. Evet. Aa! Lan! Lan benim robotum gelmiş lan. Bu ölmemiş miydi? Bunu civatalarına vermişlerdi sanki. Nift arkadaşlar. Nift geri gelmiş. Bir de bana sarıldı. Çok seviyorum lan bunu. Yemin ederim mutlu oldum. Size yemin ederim mutlu oldum. Lan ben seni kaybettim mi zannettim. Bir de bana hediye getirmiş. Gelirken de boş gelmemiş. Öyle düşünceli bir robot ki keşke gerçek hayatta da böyle bir robotum olsaydı. Hiçbir arkadaşa gerek kalmazdı. Evet Nivt. Artık arkadaşım da geldiğine göre ben o bebekten hiç korkmayabilirim. Çok delikanlı bir bu robot var ya. Kendini feda ediyor benim için.
Hediyeleri ağaca koyalım. Süslədik yılbaşı ağacını. Gel sana bir sarılayım evlat. Ne kadar seviyorum ben bunu ya. Sen robot yağını içim kurban olayım ya. Abi bir dakika. Hindi yandı amına koyayım. Ya çekil. Hindi unutmuşum gördün mü? Pardon. Niye söylemiyorsun? Seni de illa ateşe atayım. Çekil lan. Ya, nasıl açılıyor bu orospu çocuğu? Bu senin evin. Bekle buzdolabında saklan bekle. Oğlum bekle patlayabilir. Ya çık mutfaktan burası yetişkinlere göre. Nasıl açacağım? Açılmıyor ki Mayday. Yangın söndürücüyü al. Acil durum camında biberon var amına koyayım. Yangın söndürücü yok ki burada. Pıs. Pıs. Evet. Kömür hindimiz hazır. Kömür hindi yeni bir yemek çeşididir. Yılbaşınızın kötü geçmesini istiyorsanız bu hindiyi yiyebilirsiniz. Nereye gitti? Hindi görünmüyor. Fırına bak. İlerleyelim mi arkadaşlar fırının içinde? Fırının içine halps oldum şu an. Evet. Böyle yavaş yavaş ilerliyoruz CTRL'ye basarak. Eyle eyle. Gel lan bebek! Uyt! Lan ya da gel sen bebek sen amına koyayım. Senden mi korkacağım? O kadar korkunç değildi bu sefer. Nereye gitti o? Bak. Allah belasını veriyor da ölmüyor ki bu. Yani bir bebek fırından böyle fırlıyor nasıl ölmüyor? Senin derdin ne bu? Derdin ne? Hayır seni sütün içine mi atayım? Rahat vermiyor ya ben robot arkadaşımla. Adam akıllı bir yemek yiyemeyecek miyim? Neyse hindimiz pişmiş arkadaşlar. Ama hindinin üstünde noktalar var. Hastalıklı mı lan bu hindi? Hadi Nif senle beraber yiyelim. Bu da davetsiz masaya oturuyorsun yani pislik. Oturuyorum. Agalarla akşam yemeği. Nif böler misin hindi? Bencil yap bencillik ama git otur bak. Öncelikle çorbayla başlıyoruz. Sonra ara yemek. Ara sıcak ana yemek. Sonra ananı yemek tamam mı? Akşam yemeği mi? Çorbayı çatalla mı yiyeyim? Bıçakla mı yiyeyim oğlum bu çorbayı? Nasıl içeceğim? Direkt mağara adamları gibi tastan içiyor çorbayı. Kaşık. Ananı sikeyim çorbamda göz çıktı. Lan çorbamda göz çıktı amına koyayım. Ye git lan. Bana hayvan ne seviyorsun amına koyayım. Oğlum. Bir şey değil tadı da güzeldi ya. Burada da yine 2-3 tane tavşan leşi. İnşallah bu pastadır. Bu ne ya? Oğlum bunu yediğim neydi? Galiba ya, evcil bir köpek yiyorum şu an. Alttaki kedi yavrusu. Çok güzel. Kesinlikle zorla yemiyorum. Şu tavşanın kafasını da yiyeyim. Ne kadar tatlı bir yemek. Oğlum ses geliyor bu diri mi lan? Ananı sikeyim. Birazcık da sen ye. Şimdi de arkadaşlar kedi çevirme. Kedi kuşbaş. Aa, siyah kedi de buraya gelmiş. Oğlum ne oluyor? Bütün ahgalar toplandı. Kedi bile geldi. Son olarak biberonu da bana içiriyorlar. Robota ne oldu? Bir de çocuğa ne oldu? Acaba ben yine kabus mu görüyorum lan? Bunlar gerçek olamaz. Niftine bozuldu. Oğlum bana biberonun içine bir şey mi kattınız? Hayal görmeye başladım galiba. Uykum geliyor. O gün yedim son yemekti. Daha seni hatırlamıyorum doktor. Oğlum siktir git lan tecavüzcü gibi başımızda belirliyorsun yemeğimize ilaç katıyorsun piç. Evet. Yine dışarıdayız. Hayda benim yemeğime zehir koydular. Sonra beni bu kardan sapık kardan adamlarla aynı noktaya bıraktılar. Seni ben yapmıştım ha. Seni ben icat ettim. Ulan beni dışarıdaki belediyenin havuzuna atmışlar. Heykelli havuza. Ben istemediler yemek masasında var ya. Biliyor musun? Bakın bunlar da başkalarının yaptığı kardan adamlar olabilir. Ama bence en güzeli benimki. Çünkü benimkinin çavuşuna bak. Yareni 20 sant. İlerleyelim. Tekrardan yemek masasına gidiyorum. Ben onlara hesap soracağım. Ben yemeğime niye zehir koyuyorlar? Hadlerini bilmeleri lazım. Kapı seni kilitlemedim. Otomatik misin oğlum? Burayı kim kilitlemiş ya? Bak hele. Dayı yapmayın. Dayı yapmayın. Vallahi yakarım burayı. Yakarım bilirsin. Ben bu kardan adamları nasıl yok edebilirim arkadaşlar? Nift saldır oğlum. Bir kardan adamla dövüşmek için çok sıcak ve terli olmanız lazım. Sıcaklığınızı onlara verip onları eritmelisiniz. Gel lan götü yiyen gelsin dayı. Kardan adamdan da korkacak değiliz. Cahilsiniz ki siz amına koyayım. Astos böceği gibisiniz. 3 aylık ömrünüz var. Gidemiyorum. Gidebiliyorum. Kayıt.
Kapat bunu amına. Tekrar ben geldim. Ne yapıyorsun? Lan bebeği mi yemişler? Nift nerede? Hediyeleri çalmışlar. Ağacın üstündeki kardan adam. Hırsız. Çirkin. Lan bu kardan adamlar hepsi terörist lan. Ya hele bir gel, hele bir dur. Buna nedir bu akşam bana bir at vermedi? Bir kardan adam geliyor, bir kedi geliyor amına. Kardan adamların derdi ne? Hediyemi buldum. Bebek hediye istiyormuş. Buyurun bebek hazretleri. Akşam yemeğinde eğlendiniz mi? Hediye mi istiyorsun? Bak bak kıllığı götümü. Bu acaba bu kutunun içinden bir bebek en fazla hangi hediyeyi kabul edebilir ki? Altın kaplama biberon mu bu amına? Ya da emzik. Nift saldır oğlum, bu kardan adamlar bizden bir şey istiyor gibi. Ne yapıyorsun lan sen burada? Nift korkuyor. Senin karını kızını sikeyim. Harbiden ben bir dostum var, o da korkudan ölmüş amına koyayım. Sen robotsun, robotlar nasıl korku hissedebiliyor amına koyayım ya? Robot dedin bir şey. Lan saldırsana! Oğlum insanlar, dostlar birbirlerinden cesaret alır. Ben bunu gördüm, ben de korkmaya başladım şimdi. Arkadaşım korkuyor da gider misiniz? Gidin lütfen. Ay. Bu hediye alacağım da dayı. Biliyor musun, aralarındaki en yakışıklısı sensin ve bu dilinle insanı dilleyebilirsin. Sen ise ayrı bir saç stilin var. Futbolcu gibisin adam. Merhaba, niye mutsuzsun? Burnun estetik mi burnun? Bir dakika, şu hediyeyi alıp gideceğim efendiler. Ne yapıyorsunuz? Durun lan. Lan durun, bırak lan. Bırak lan. Merhaba tekrardan. Bebek bu hediye istiyor da biz onun emir kuluyuz. Emir de emri keser yani. Buyurun. İkinci hediyeyi de bebeğe getirdim. Bebek sürekli yeni hediyeler istiyor. Hapşırığım geldi. Yukarıda da bir hediye varmış. Aha da leş. Bir kardan adamın parçaları. Gerçekten büyük bir korku. Açıl lan. Ben burayı hatırlıyorum. Burada hiç güzel anılarımız olmamıştı. Burada Nift ölmüştü. Tekrar dirildi neyse ki. Bir dakika. Ben bu hediyeyi aldım. Geri döneyim. Efendim hediyeniz. Aşağı attım. Oradan veririz. Burnum kaşınıyor. Götüm kaşınıyor. Geldim. Ya ben onu söyleyeceğim. Amına kodumun çakalı seni. Senin kar suratını sikim, alev fıskırtayım. Ejderha gibi sikim sen ananı. Bir ejderha kiralayacağım ben. Al lan şu hediyeni. Pezevenk. Bu kardan adamlar niye gelip bunu yemiyor? Ben onu anlamadım. Kardan adamları da bu yönetiyor. Şeytan. Nift korkma oğlum. Korkma dayı, sen geçen bölüm o kendi ölümü atıyordun oğlum, sen biri bunun beyin ayarlarıyla mı güncelleme mi aldın amına koyayım? Sen eskiden bu kadar korkak değildin lan, güncelleme gelmiş piç, korkuyor artık her şeyden. Bütün hediyeleri verin, bu bebek evdeki bütün hediyeleri istiyor. Oğlum başka hediye kaldı mı bu evde? Ben boğazım yok abi. Gelmeyin lütfen. Lütfen ama. Ver şu hediyeyi. Oğlum mutlu bir yılbaşı geçirelim. Hep şaka, hep korku. Nereye kadar lan? Bir gün de mutluca birbirimize sarılalım. Yemek yiyelim beraber. Yavaş yavaş. Son geri sayım yapalım yılbaşına doğru. 19, 8. Tamam mı? Al. Gözün doysun. Göt veren gözün doysun. Dördüncü hediye. Daha ne istiyorsun? Hediyeleri açalım. İlkinden ne çıkacak? Bir adet şişme çekiç. Herhalde ki bunu... Bunun sapını kendine sokacak. Galiba öyle. Öbür hediye açalım. Topaç. Oğlum bunların hepsi de bir göte girmelik ürünler ha. Fantazi yapıyor galiba bunlarla. Lan ne güzel halletmiş bu. Bununla biraz oynayayım. Nift sen korkuyorsun ya. Dur sana hediye. Ha bak. Nift belki korkusunu yener. Al. Bak dönüyor. Evet evet, korkusunu yenmiş. Bunda ne var? Ses çıkaran yastık. Ses değil bu, başka bir şey de çıkarır. Oğlum ben de demek ki benim beynim çok gelişmemiş. Ben bu hediyelere nasıl eğlenebiliyorum? Yemin ederim var ya, bu bebekle arkadaş olsa. Aslında bebek sen bizimle arkadaş olsan eğlenceli bir insansın ha. Aldığı ürüne bak amına. Ses çıkarıyor. Tövbe estağfurullah. Son hediyemiz. Oyuncak silah. Oyuncak silah. Ne? Şaka yaptım. Ölmedin değil mi? Bakmayın oyun oynuyormuşum gibi yapıyorum, halbuki bunu öldürmeye çalışıyorum ama ölmüyor. Üstüne basınca da ses çıkarıyor bunlar. Osuruk torbası. Ya da osuruk yastığı, ismi öyle bir şey. Kız.
Dünyaya seni eğlendirmeye gelmişiz. Sana bir tiyatro oyunu sergileyeceğiz. Ne biliyor musun? Örneğin şunun ismi Fatma. Robotu Fatma diye düşün. Film şu. Töreden kaçıyor. Fatma töreden kaçıyor. Ben de intikamını almaya gelen bir ağayım. Evet. Fatma, töreden niye kaçıyorsun lo? Oyunumuzu beğendin mi? Bu tiyatro oyunu gerçekten biraz sanat sev. Bebeği tekrardan yatağına koyalım. Ama onun öncesinde bu silahı biraz daha kullanmak istiyorum. Arkadaşlar, bu bebeğin suçu ne biliyor musunuz? Bu videoya like atmadığı için ben ona öyle davranıyorum. Yani size bir işaret vermeye çalışıyorum. Nift videoya like atmayanlardan biri. Tamam, yeter, bu silahı alıp bunu yatırmaya götürelim. Bunun yatağı yukarıdaydı değil mi? Canım, odanda git ve usulca yat. Eğlenceli bir yılbaşını da daha fazla bizi korkutma. Uyusun da büyüsün ninni. Son hediyesi. Son bir hediye daha istiyormuş. Buyurun. He, bu da robotun, bu hediyeyi de robota vereceğiz arkadaşlar, en yakın dostumuza. Canım benim. Nift! Nift! Sana ne olmuş lan böyle? Kalk lan! Uyansana! Ananı sikiyim. Oğlum, bunlar hepsi bir hayal mıydı? Vay orospu çocuğu lan, Nift nerede? Yav sikerim. Yav ikidir sen bunu yapıyorsun. Bak ikidir bunu yapıyorsun, senin kafanı çıkarırım. Kafanı ayağına takarım, ayağını başına takarım. O havucu da götüne sokarım. Nift ölmüş mü oğlum, hepsi bir rüya mıydı lan? Hayda. Ulan tam da yılbaşını Nift dostumla geçirmeyi düşünüyordum. Bir dakika, hayır. Onu neden buraya getirdin? Hayda. Her şey bir rüyaymış arkadaşlar, gördüğümüz küçük bir rüyaymış. Nift ölmüş. Yani değişen bir şey yok. Bu sadece yılbaşı güncellemesiydi, eğlenceliydi ama Nift galiba gerçekten ölmüş. İyi tatiller. Sezonluk içerik artık tüm bölümlerde mevcut. The Baby in Yellow'sun bir çılgınlık için geri dönecek. Umarım, çünkü cidden bu oyun serisine bayılıyorum adamım. Devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bu oyunun bir serisini daha bitirdik. Güzel bir güncellemeydi, eğlenceliydi. Ulan keşke Nift... Keşke hayal olmasaydı. Bunların hepsi bir hayalmiş galiba. Yani eğlenceli bir yılbaşı akşamı geçirdik bu kediyle, robotla. Kardan adam filan yaptık. Bu tür farklı serilerin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz ve bildirim zilini açarsanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.